Arkadaşlar selamlar, geldik logaritma konusunun son testine, 7. teste. Haydi bakalım. İlk soruda A ve B birer tam sayı olmak üzere A sayısı logaritma 3 tabanında 100'den küçük ve bu sayı da B'den ve B'de logaritma 2 tabanında 150'den küçükmüş. Bu eşitsizliğe göre A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diye sorulmuş. A artı B'nin en büyük değeri bize soruluyorsa o halde biz A'nın ve B'nin ikisinin de en büyük değerlerine ulaşmamız lazım. Şimdi A sayısı logaritma 3 tabanında 100'den küçükmüş. Logaritma 3 tabanında 100 ifadesi nasıl bir sayı arkadaşlar? Hemen bakalım. 100 sayısı 3'ün küpünden yani 27'den büyük. 3'ün 4. kuvveti olan 81'den de büyük. Ama 3'ün 5. kuvveti olan 243'ten küçük. Yani 100 sayısı 3'ün 4. kuvveti ile 3'ün 5. kuvveti arasında olduğuna göre logaritma 3 tabanında 100 sayısı da aslında 4 ile 5 arasında bir sayıdır diyoruz. Yani bu sayının arkadaşlar tam kısmı 4, 4 virgül bir şeyler. Peki A sayısı bundan küçükse, 4 virgül bir şeylerden küçük olup tam sayı olacaksa ve en büyük değerini araştırıyorsak A sayısına ne yazmak isteriz? Tabii ki de 4 yazmak isteriz. Şimdi aynı mantıkla B sayısını inceliyoruz. B sayısı da logaritma 2 tabanında 150'den küçükmüş. Hemen bakalım. 150 sayısı 2'nin 6. kuvveti olan 64'ten büyük. 2'nin 7. kuvveti olan 128'den de büyük. Ama 2'nin 8. kuvveti olan 256'dan küçük. O halde 150 sayısı 2'nin 7. kuvveti ile 2'nin 8. kuvveti arasında olduğuna göre logaritma 2 tabanında 150 sayısı da aslında 7 ile 8 arasında bir sayıdır diyebiliriz. Yani bu sayının da tam kısmı 7. Dolayısıyla 7 virgül bir şeyler küsürlü. O halde B sayısı da 7 virgül bir şeylerden küçük olup tam sayı olup alabileceği en büyük değeri araştırıyorsak yerine 7 yazmak isteriz. Dolayısıyla A artı B toplamının alabileceği en büyük değerin 11 olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar selamlar, geldik ikinci soruya. Birer kenar uzunlukları A, B ve C birim olan 3 karenin alanları birim kare türünden sırasıyla logaritma 27 tabanında 81, logaritma 16 tabanında 32 ve logaritma 25 tabanında 125'miş. Buna göre A, B, C sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Haydi bakalım. Birer kenar uzunlukları A, B ve C birim olan 3 karenin alanlarından bahsediyor. Bir kenar uzunluğu A ise bir karenin, o halde alanı A karedir diyebiliriz. A kare birim kare neye eşitmiş arkadaşlar, bakın logaritma 27 tabanında 81 birim kareye. Ve B kare neye eşitmiş, hemen aynı mantık, bunu da yazalım, logaritma 16 tabanında 32'ye. C kareye baktığımız zaman ise C kare de logaritma 25 tabanında 125'e eşitmiş. Peki şimdi logaritma 27 tabanında 81'e bakalım. 27 nedir arkadaşlar? 3'ün küpüdür. 81 nedir? O da 3 üzeri 4'tür. Bu A kareye eşitti. O halde kuvvetleri baş kısma gönderecek olursak A kare ifadesi 4 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3. Yani 4 bölü 3 olarak karşımıza çıkacaktır. Peki. A kare eşittir 4 bölü 3 olarak beklesin. Şimdi geldik B kareye. B kare ifadesi logaritma 16 tabanında 32 idi. 16'yı 2 üzeri 4 olarak, 32'yi de 2 üzeri 5 olarak yazacak olursak yine buradan da B kare sayısı 5 bölü 4 tane logaritma 2 tabanında 2, yani neye eşittir arkadaşlar? 5 bölü 4'e eşittir diyoruz. C kare için benzer işlemi yapalım. 25 sayısı 5'in karesidir. 125 5'in küpüdür. O halde C kare eşittir 3 bölü 2 tane logaritma 5 tabanında 5, yani C kare eşittir 3 bölü 2 olarak karşımıza çıktı. Şimdi 4 bölü 3, 5 bölü 4 ve 3 bölü 2. Hemen bakalım. Mesela 4 bölü 3 sayısı. 4 bölü 3 sayısı. Aslında nedir arkadaşlar? 1 artı 1 bölü 3'tür. Doğru mu? Peki 5 bölü 4 sayısı nedir? Bu ise 1 artı 1 bölü 4'tür. 3 bölü 2'ye baktığımız zaman ise 3 bölü 2 de 1 artı 1 bölü 2'dir. Şimdi hepsinde zaten bir birler var. Birden büyük sayılar. 4 bölü 3 birden ne kadar büyük? 1 bölü 3 kadar büyük. 5 bölü 4 ise 1 bölü 4 kadar büyük. 3 bölü 2 ise 1 bölü 2 kadar büyük. 1 bölü 2 sayısı 1 bölü 3'ten, o da 1 bölü 4'ten daha büyük olduğuna göre demek ki 3 bölü 2 sayısı 4 bölü 3'ten, o da 5 bölü 4'ten daha büyüktür. Yani 5 bölü 4 küçüktür 4 bölü 3,
O da küçüktür. Ne dedik arkadaşlar? 3 bölü 2. Karesi büyük olan sayının kendisi de daha büyüktür. Sonuçta karesi birden büyük geldiğine göre demek ki bu sayıların kendileri de birden büyük. O halde ne diyeceğiz arkadaşlar? 5 bölü 4 yani b kare küçüktür. Buyurun. B kare küçüktür. 4 bölü 3. 4 bölü 3 kimindi? A karenindi. A kareden o da küçüktür. C kare dedik. O halde B, A, C arasındaki sıralama da yine kareleri arasındaki sıralamayla aynı olacaktır. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneğidir diyerek 3. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar, geldik 3. soruya. N pozitif tam sayı olmak üzere AN logaritma 5 tabanında 2N artı 1 bölü 2N eksi 1 şeklinde tanımlanıyormuş. Buna göre B kümesi AN'lerden oluşuyor. Öyle ki N sayısı 1 ile 12 arasında olmak üzere denilmiş. Bu kümenin elemanları toplamı kaçtır diye sorulmuş. Haydi bakalım şöyle bir düzenleyelim. Bakın logaritma 5 tabanında 2n artı 1 bölü 2n eksi 1 ifadesi. Logaritmanın içindeki bölüm ifadesi ayrı ayrı iki tane logaritmanın farkı şeklinde yazılabilir miydi? Evet. O halde bu ifade neye eşittir bakın. Logaritma 5 tabanında 2n artı 1 eksi logaritma 5 tabanında 2n eksi 1. Peki. Şimdi bu n değerleri yerine neler veriyormuşuz? 1'den 12'ye kadar olan sayıları verecekmişiz. Mesela 1 versek arkadaşlar ne gelecektir bakın. Logaritma 5 tabanında 3. Evet. 2 kere 1. 2 artı 1'den ne geldi? 3 geldi. Logaritma 5 tabanında 3 eksi. Logaritma 5 tabanında n'e 1 vermiştik. 2 eksi 1'den ne geldi? 1 geldi. Evet. Sonra artı diyeceğiz. Bu sefer 2 vereceğiz şimdi. Buradan ne geldi? Logaritma 5 tabanında 5 eksi logaritma 5 tabanında 3. Artı diyeceğiz. Şimdi de 3 vereceğiz. O halde logaritma 5 tabanında 7 eksi logaritma 5 tabanında 5. Bula bula derken en son ne vereceğiz arkadaşlar? En son 12 vereceğiz. Bu da logaritma 5 tabanında 12 verdiğimiz zaman bakın 24 artı 1'den 25 eksi logaritma 5 tabanında 23 olacaktır. Şimdi bu toplam işlemine baktığımız zaman bakın burada artı logaritma 5 tabanında 3 var. Burada eksi logaritma 5 tabanında 3 var. Artı logaritma 5 tabanında 5, eksi logaritma 5 tabanında 5. Artı logaritma 5 tabanında 7, eksi logaritma 5 tabanında 7. Derken en son buradaki eksi logaritma 5 tabanında 23 ifadesi de gidecek. Dolayısıyla arkadaşlar ne kaldı burada bakın. Logaritma 5 tabanında 25 eksi logaritma 5 tabanında 1. Logaritma 5 tabanında 1 ifadesi zaten 0 eşit. Logaritma 5 tabanında 25 ifadesi de 2 eşit. O halde cevabımız 2 eksi 0'dan 2 olarak Bursa seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor. Arkadaşlar selamlar, geldik 4. soruya. Dikdörtgen yüzeyli masanın yarı çevresi mezure ile ölçüldüğünde A, B ve C köşelerine denk gelen çizgilerde şekildeki sayılar varmış. Dikkat arkadaşlar, çevreyi ölçmek istiyoruz. A, B ve C'de ne geliyor bakın? Logaritma 3, logaritma 48, logaritma 384. A ile C arasını mezure ile ölçmek isteyen biri A köşesine yine aynı çizgiyi denk getirirse C köşesine denk gelen çizgide aşağıdaki sayılardan hangisi olur diye sorulmuş. Çok çok güzel bir soru. Şimdi öncelikle AB arası uzaklığa bir bakalım arkadaşlar. Bakın logaritma 3'ten logaritma 3'e cetvel konulmuş ve logaritma 48'e kadar bu uzunluk ölçülmüş. O halde AB arası uzaklık neye eşittir? Logaritma 48 eksi logaritma 3. Yani bu da ne demektir? Logaritma 48 bölü 3. Dolayısıyla logaritma 16 diyebiliriz. Evet. Burası ne geldi bakın? Logaritma 16. Şimdi BC arası uzaklığa bakalım. BC arası uzaklığa bakarken de C noktasına denk gelen cetveldeki sayıdan B noktasında denk gelen sayıyı çıkartmamız lazım. Yani logaritma 384 eksi logaritma 48. Bu da ne eşit oldu bakın. Logaritma 384 bölü 48. Evet. Şimdi bu sayı ne eşittir arkadaşlar? 8 katını alsak 48'in 8 kere 8 64. 8 kere 4 32. Elde var 6 384. Demek ki tam olarak bu da logaritma 8'e eşittir. Yani şu an burada da bakın logaritma 8 yazıyorum. Şimdi bize ne lazım peki? Bize AC arası uzaklık lazım. Şuradaki AC arası yani hipotenüs uzaklığı lazım. Çünkü burada bakın bir dikdörtgen vardı. Doğru mu? Peki şimdi burada bir dikdörtgen var. Hipotenüs uzunluğu bana lazım. O halde
Pisagor'u ne yapmam lazım arkadaşlar? Kullanmam lazım. Pisagor teoremine girecek olursak logaritma 8'in parantez karesi artı logaritma 12'nin parantez karesi vesaire var. Bunları düzenlerken de daha rahat işlemler yapabilmek için logaritma 16'yı şöyle yazabiliriz. 16 sayısı nedir aslında arkadaşlar? 2 üzeri 4'tür. Yani bu aslında 4 tane logaritma 2 demektir. Logaritma 8'e baktığımız zaman ise 8 sayısı 2 üzeri 3 olduğu zaman 3 olduğu için bu da 3 tane logaritma 2 demektir. Bakın BC kenarı 3 log 2, AB kenarı 4 log 2. O halde AC hipotenüs uzunluğu için ne söylenebilir? 5 çarpı logaritma 2. 3, 4, 5 üçgeninin bir katı. Peki 5 çarpı log 2. Yani cevabımız AC arası uzaklık arkadaşlar nedir bakın? 5 çarpı log 2. Bu da neye eşittir? Yine 5'i eğer ki logaritmanın içindeki 2'nin kuvvetine gönderecek olursak logaritma 2 üzeri 5 yani logaritma 32 eşittir. Peki biz A noktasına hangi sayının denk geldiğini biliyorduk? Logaritma 3'ün. Logaritma 3'ten başlayacağız ve logaritma 32 birim ileri gideceğiz. O halde logaritma 3 artı logaritma 32 yani logaritma 3 çarpı 32. Bu da neye eşittir arkadaşlar? Logaritma 96. Dolayısıyla eğer ki mezurayı yine A noktasına koyup C noktasını ölçmek istersek, AC arası uzaklığı ölçmek istersek C noktasına hangi sayı denk gelecek? Logaritma 36. Böylece cevap Ceyhan seçeneği diyerek 5. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar, geldik 5. soruya. A ve B iki basamaklı doğal sayı olmak üzere yukarıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki posta kutusunun birer ayrı toz uzunluğu logaritma 2 tabanında 5, logaritma 5 tabanında 10 ve logaritma A tabanında B birimmiş. Posta kutusunun hacmi 4 birim küp olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş. Haydi bakalım hacmi bulmak için arkadaşlar bu 3 ayrıt uzunluğunu çarpmamız lazım biliyoruz ki. O halde çarpalım buyurun. Logaritma 2 tabanında 5 çarpı logaritma 5 tabanında 10 çarpı logaritma A tabanında B. Bu ifade neye eşitmiş? 4'e eşitmiş. Şimdi bir kere şuradaki 5'ler gitti arkadaşlar, doğru mu? O halde logaritma 2 tabanında 10 ile logaritma A tabanında B'yi çarptığımız zaman cevap 4 gelecek. Logaritma A tabanında B'yi yalnız bırakmak için eşitliğin iki tarafını da logaritma 10 tabanında 2 ile çarpacak olursak logaritma A tabanında B eşittir 4 tane logaritma 10 tabanında 2 geldi. Yani logaritma A tabanında B eşittir. Bakın 4'ü de iç kısmın kuvvetine gönderelim. Ne oldu arkadaşlar? Logaritma 10 tabanında evet 2 üzeri 4'ten 16. Dolayısıyla şimdi A ile B iki basamaklı birer sayıdır diyor. Zaten şu an bakın 10 ve 16 da iki basamaklı birer sayı. Dolayısıyla o halde A yerine ne yazabilirim? A yerine 10 yazabilirim. B yerine de 16 yazabilirim. Böylece A artı B toplamı 10 artı 16'dan 26 olarak Bursa seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor. Arkadaşlar selamlar, geldik 6. soruya. Aşağıdaki şekilde ABCD bir kare ve sarı renkli iki bölgede özdeş iki dikdörtgendir denilmiş. Sarı renkli bu iki bölge eğer ki özdeş iki dikdörtgense arkadaşlar şuradaki dikdörtgenin kısa kenar olan EF uzunluğuyla yukarıdaki dikdörtgenin kısa kenar olan FK uzunluğu birbirine eşit olmalı. O halde bakın burada ne çıktı aslında? Burada bir kare çıktı. Peki şimdi bu karenin bir kenar uzunluğu örneğin A olsun arkadaşlar. Bunları yazalım. Ve sol taraftaki dikdörtgenin AE uzunluğu uzun kenarı örneğin B olsun. O halde yukarıdaki yine diğer sarı renkli dikdörtgenin de KC kenar uzunluğu ne olacaktır? B olacaktır. Zaten AB kenar uzunluğunun BC kenar uzunluğuna eşit olduğunu biliyoruz. Peki. Şimdi devam edelim arkadaşlar isterseniz yazalım. Burası B, burası B. Buralarda yine B olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada da yine bir kare karşımıza çıkmış. Ne sorulmuş bakalım? Daha doğrusu ne verilmiş? Çevre FKCL. FKCL. Bunun çevresi nedir arkadaşlar bakın? 2A artı 2B'dir. 2A artı 2B. Evet. Eksi dedik. Çevre EBKF. EBKF. Buraya baktığımız zaman burada bir kare var. Çevresi nedir arkadaşlar? 4A birimdir. Evet, bu ifade logaritma 9'a eşitmiş. Logaritma 9. İstersek logaritma 9'da logaritma 3'ün karesi olarak yazabiliriz. Yani evet öyle yazarsak daha güzel olacaktır arkadaşlar. Logaritma 3'ün karesi.
Düzenleyelim şimdi. 2a artı 2b eksi 4a. Ne geldi buradan? 2b eksi 2a. Eşitin diğer tarafında ne yazıyor? 2 tane logaritma 3 yazıyor. O halde biz b eksi a ifadesini logaritma 3 olarak bulmuş oluyoruz. İyi, güzel. Devam edelim. Başka ne soruluyor? ABCD karesinin çevresi. Çevreye bakalım hemen. Şurası neydi? Bu bir kenar uzunluğu a artı b'di. Bu kenar gibi 4 tane kenar var. Yani 4 tane a artı b dedik. Yani 4 a artı 4 b. Evet. Bu çevre neye eşitmiş arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında 100'e. Logaritma 3 tabanında 100. 100 nedir? 10'un karesidir. Yani bu da 2 tane logaritma 3 tabanında 10'a eşitmiş. Peki. 2 ile sadeleştirecek olursak arkadaşlar, 2a artı 2b ifadesi logaritma 3 tabanında 10'a eşit oldu. Peki burada ne vardı? B eksi a. İstersek yine bunun 2 katını yazalım. Alt alta daha güzel durabilir arkadaşlar. Burada da bakın, 2b eksi 2a eşittir 2 tane logaritma 3 geldi. Tamam. Şimdi bize ne soruluyor bakalım. Kırmızı renkli bölgelerin alanları farkı kaç birim karedir? Hemen şu karenin bakıyorum alanına ne geldi arkadaşlar? B kare. Aşağıdaki karenin alanına bakıyorum. Burada ne geldi? A kare. Yani bize ne soruluyor? Bize B kare eksi A kare ifadesi soruluyor. Peki. Şimdi B kare eksi A kare ne demek aslında? B kare eksi A kare de B eksi A ile B artı A'nın çarpımı demek. Tamam. Biz zaten B eksi A'nın ne olduğunu biliyorduk. Bakın, logaritma 3. Yani logaritma 10 tabanında 3 olduğunu biliyorduk. Bize bir de B artı A lazım. O zaman şu 2B eksi 2A'ya ihtiyacımız yokmuş. Şimdi burayı bakın. Eğer ki 2'ye bölecek olursak A artı B ifadesi ne çıktı? 1 bölü 2 tane logaritma 3 tabanında 10 olarak karşımıza çıktı. O halde B artı A yerine, yani A artı B yerine ne yazabilirim? 1 bölü 2 tane logaritma 3 tabanında 10. Yani logaritma 3 tabanında 10 çarpı 1 bölü 2. Logaritma 10 tabanında 3 ile logaritma 3 tabanında 10 birbirinin çarpma işlemine göre tersleri. Dolayısıyla çarpıldıkları zaman arkadaşlar birbirlerini yok edecekler. 1 gelecek buradan, çarpı 1 bölü 2 var. O halde cevabımız 1 bölü 2 olarak Bursa seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor. Arkadaşlar selamlar, geldik 7. soruya. Px 3. dereceden baş katsayısı 1 olan bir polinommuş. P1, P2, o da P-1'e eşitmiş. O da ln 3 bölü ln 2'ye eşitmiş. Ln 3 bölü ln 2 ne demektir arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında 3'tür. O halde Px polinomunun genel formatını yazacak olursak, bakın 1 verdiğimde de 2 verdiğimde de eksi 1 verdiğimde de logaritma 2 tabanında 3 geliyor. O halde bu genel format x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1 artı logaritma 2 tabanında 3 şeklinde yazılabilir. Bir de baş katsayı olabilirdi a gibi. Yalnız baş katsayı 1 demiş. Dolayısıyla bu a'yı hesaba katmamıza gerek yok. Peki. Gerçekten de bakın, şu an x'e 1 versek burası sıfırlanacak. Ne gelecek? Logaritma 2 tabanında 3 gelecek. X'e 2 versek yine burası sıfırlanacak. Logaritma 2 tabanında 3 gelecek. X'e eksi 1 versek yine sıfırlanacak. Logaritma 2 tabanında 3 gelecek. Peki. Buna göre P0 kaçtır denilmiş? Hemen x yerine 0 yazalım arkadaşlar. Eksi 1 çarpı, eksi 2 çarpı, 1 çarpı, çarpılar bitti. Evet. 1 artı logaritma 2 tabanında 3. Düzenleyelim burayı. Eksi 1 çarpı eksi 2 ne yaptı? 2 yaptı. 2 artı logaritma 2 tabanında 3. Bu ifadeyi arkadaşlar, yani bu toplama işlemini yapabilmek için iki sayısını da logaritma 2 tabanında eşitini yazarak değerlendirelim. Yani 2 nedir arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında 4'e eşittir. Artı yanda ne var? Logaritma 2 tabanında 3 var. Dışarıdaki toplam içeride çarpmaya dönüşürse logaritma 2 tabanında 4 kere 3, yani 12 olacaktır. O halde cevabımız Denizli seçeneği diyerek 8. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar, geldik 8. soruya. 90 üzeri 1 bölü logaritma 3 sayısının tam kısmı kaç basamaklıdır denilmiş. Bakın burada ne var? 1 bölü logaritma 3 var. 1 bölü logaritma 10 tabanında 3. Bu neye eşittir arkadaşlar? Hatırlarsak logaritmik ifadenin iç kısmı ile tabanın yer değiştirmenin bedeli ifadenin çarpma işlemine göre tersinin alınmasıydı. Dolayısıyla bu ifade aslında logaritma 3 tabanında 10 demektir. O halde burada 90 üzeri logaritma 3 tabanında 10 yazıyor. Şimdi logaritma 3 tabanında 10. Şimdi 90 ile 10'u yer değiştirebiliriz. Tamam, ama bu sefer de logaritma 3 tabanında 90 gelecek.
Hadi 90'ı çarpanına ayırdık diyelim. 9 çarpı 10. Logaritma 3 tabanında 9 artı logaritma 3 tabanında 10. Logaritma 3 tabanında 90, 9 hakkında bir şeyler biliyoruz. 2. Logaritma 3 tabanında 10 hakkında da 2'den biraz büyük olduğunu biliyoruz. Yani orası 4'ten biraz büyük gelecek. Tabanda ne vardı? 10 vardı. 10 üzeri 4'ten biraz büyük bir şey. Yani 10.000 bir şeyler ama tam kısmının bize tabii tam kısmının ne olduğu değil, tam kısmının kaç basamaklı olduğu sorulmuş. O halde soruyu rahatça çözebiliriz. Buyurun başlayalım arkadaşlar. Haydi. Şimdi hatta şu halde bile yapabiliriz aslında ama eğer ki 90 ile 10'u yer değiştirirsek daha rahat ederiz. Bakın, eğer ki pozitif bir sayının kuvvetinde logaritmik bir ifade görürsek kuvvetteki logaritmanın iç kısmı ile tabandaki sayı yer değiştirebiliyordu, hatırlayalım. O halde bu ifade 10 üzeri logaritma 3 tabanında 90'a eşittir. Logaritma 3 tabanında 90 hakkında ne söylenebilir şimdi? 90'ı da arkadaşlar çarpanlara ayıralım bakın. 10 üzeri logaritma 3 tabanında 9 çarpı 10. Evet, bunu da düzenleyelim. 10 üzeri logaritma 3 tabanında 9 artı logaritma 3 tabanında 10. Evet, logaritma 3 tabanında 9'un 2 olduğunu biliyoruz. Logaritma 3 tabanında 10'un da 2 virgül bir şeyler olduğunu biliyoruz, doğru mu? Çünkü içerideki 10 sayısı 3'ün karesinden büyük, 3'ün küpünden küçük. Dolayısıyla logaritma 3 tabanında 10 sayısı da 2'den daha büyük, 3'den daha küçük. Yani 2 virgül bir şeyler. O halde karşımızda 10 üzeri 4 virgül bir şeyler var. Şimdi 10 üzeri 4 olsaydı sayı ne olurdu arkadaşlar? 10.000 olurdu. Doğru mu? 10.000 olurdu. 10.000 virgül bir şeyler olacak o halde. Hocam 10.001 olamaz mı? 4 virgül bir şeyler var sonuçta. 10.000 işte 100 olamaz mı? 10.115 olamaz mı? Olabilir, evet. Ama sonuçta tam kısmın basamak sayısını değiştirmez. O yüzden tam kısmın kaç olduğunu bize şu an soramaz. Yalnız tam kısmın kaç basamaklı olduğunu sorabilir. Tam kısım kesinlikle ve kesinlikle 5 basamaklıdır diyebiliriz. Zaten 6 basamağa çıkabilmek için buranın 10 üzeri 5 olması lazımdı en azından. 10 üzeri 4 virgül bir şeyler. Bakın şöyle daha rahat anlatalım. 10 üzeri 4 virgül bir şeyler. Sonuçta 10 üzeri 5'ten küçüktür. 10 üzeri 4'ten de daha büyüktür. 10 üzeri 4 demek aslında 5 basamaklı en küçük sayı demek. Bu sayıdan daha büyük olup 10 üzeri 5'ten yani 6 basamaklı en küçük sayıdan daha küçük olacak. 5 basamaklı en küçük sayıdan daha büyük olup 6 basamaklı en küçük sayıdan daha küçük olmak demek aslında tam kısmın 5 basamaklı olması demektir. O halde cevabımız Ceyhan seçeneği diyerek 9. soruyla devam edelim. Arkadaşlar selamlar, geldik 9. soruya. Aşağıda dikdörtgenler prizması biçiminde raylı bir gardırop verilmiştir ve gardırobun birbirine paralel iki rayı ve her rayda birer kapağı varmış. Birbirine paralel iki tane ray ve her rayda da iki tane, her rayda da birer tane kapak. Bu kapaklar kendi raylarında sağa sola kayarak açılıp kapanmakta olup şekildeki birim türünden kapak genişlikleri verilmiştir denilmiş. Peki. Birinci kapak logaritma 3 tabanında 10 birim uzunluğunda, ikinci kapak da logaritma 3 tabanında 18 birim uzunluğunda. Yine işsiz ustalar karşımızda. Gardırop şekil 1'deki gibi kapakları kapalı iken kapaklar sağa ve sola doğru kaydırılacakmış. Peki yeşil kapak sağa doğru, sarı kapak da sola doğru kaydırılmış ve şekil 2'deki görünüm elde edilmiştir. Bu işlemde yeşil kapak sarı kapağın kaydığı mesafenin 2 katı kadar kaymıştır. Yeşil kapak sarı kapağın kaydığı mesafenin 2 katı kadar kaydırılmış arkadaşlar. Yeşil kapak nereye doğru kaydırılıyordu? Sağa doğru. Sağa doğru örneğin 2x birim kaydırılmış olsun. Sarı kapak da sola doğru x birim kaydırılmış olsun. Şimdi peki devam edelim, bize ne sorulmuş? Her iki kapağın da kaydığı mesafenin uzunlukları birim cinsinden birer tam sayı olduğuna göre, yani x de 2x de birer tam sayıymış. O halde yazalım, şuraya notumuzu alalım. X bir tam sayı dedik. Tam sayı olduğuna göre şekil 2'deki soru işaretiyle gösterilen mesafe kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi evet bakalım ne var burada. Yeşil kapağı 2x kadar içeri gönderiyoruz. Sarı kapağı da x kadar sola doğru gönderiyoruz. Ve burada yeşil kapak bir kısmı burada kalıyor. Burada da sarı kapak kalıyor. Evet, şimdi arkadaşlar güzel bir soru. Bakın kesinlikle güzel bir soru. Logaritma 3 tabanında 10 ve logaritma 3 tabanında 18 ifadeleri rastgele verilen ifadeler değil belli ki.
Logaritma 3 tabanında 10 sayısını bir inceleyelim. Logaritma 3 tabanında 10 sayısı. 10 sayısı 3'ün karesi ile 3'ün küpü arasında olduğuna göre bu sayı 2 ile 3 arasındadır. Logaritma 3 tabanında 18 sayısına baktığımız zaman 18 sayısı da 3'ün karesi ile 3'ün küpü arasındadır. Dolayısıyla bu sayı da 2 ile 3 arasındadır. O halde ikisi de 2 ile 3 arasında olduğuna göre topladığımız zaman bakın bu ifadeleri. Topladığımız zaman 4 ile 6 aralığında geldi. Doğru mu? Dolayısıyla arkadaşlar şu gardırobun tamamının uzunluğu 4 ile 6 arasında bir sayı olacak. Ve ben bu yeşil kapağı içeriye doğru x birim, x burada bir tam sayı, x birim göndereceğim. Sarı kapağı da sola doğru 2x birim göndereceğim. 2x birim göndereceğim. Veya da tam tersi, evet tam tersi. Yeşil kapağı sağa doğru, hemen rejiden uyarı geldi. Yeşil kapağı sağa doğru 2x birim göndereceğim. Sarı kapağı da sola doğru x birim göndereceğim. Ve gönderdikten sonra arkadaşlar bakın burada ne olacak? Şimdi çok güzel bir mantık var bakın. Oradaki mantığı iyi görelim. İkisi de birbirini tam olarak kapatmıyor. Tam olarak kapatmıyor. Bu çok önemli. O halde bu x'in sanki 2 olma ihtimali yok. Çünkü 2 olsaydı ne olurdu? X1 tam sayı zaten. En azından 1 olacak. 2 olsaydı x eğer ki bakın yeşil kapak sağa doğru 2 kere 2'den 4 birim kaydırılmış olacaktı. Ya zaten sarı kapağın tamamı 2 ile 3 arasında bir uzunluk. 4 birim ben onu nasıl kaydırayım ki yani? Kaydırma şansım var mı? Yok. Sağ tarafta zaten 2 virgül bir şeyler kadar bir boşluk var. Dolayısıyla benim onu 4 birim sağa doğru kaydırma şansım yok. O halde bu x sayısı mecburen 1 olmalı. X sayısı mecburen 1 olmalı. Peki bize ne sorulmuş arkadaşlar? Her iki kapağın da kaydırma mesafelerinin uzunlukları birim cinsinden birer tam sayı olduğuna göre şekil 2'de soru işaretiyle gösterilen mesafe kaç olmalıdır? Şurası bize sorulmuş. Peki. Şimdi kapakları ne kadar kaydırabiliyoruz? Sarı kapak sola doğru 1 birim kaydırılacak. Yeşil kapak da sağa doğru 2 birim kaydırılacak. Peki. Bütün uzunluğu da biliyoruz zaten. Bütün uzunluk neydi arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında 10 artı logaritma 3 tabanında 18'di. Yani bu da logaritma 3 tabanında 10 çarpı 18 yani 180 eşittir. Bütün uzunluk 180 eşit ve yeşil kapak içeri doğru 2 birim kaydırılıyor. Sarı kapak da içeri doğru 1 birim kaydırılıyor. Yeşil kapak içeri doğru 2 birim kaydırılırsa şurada bir 2 birimlik boşluk açılır mı? Evet. Sarı kapak da sola doğru 1 birim kaydırılırsa burada da bir 1 birimlik boşluk açılır mı? Evet. O halde 2 burada 1 burada toplamda 3 birimlik bir boşluk açılmış olacak. O halde arkadaşlar şu kapakların iç içe geçtiği kısımlarla beraber hala kapalı olan kısım ne olmuş olacak bakın ne kadarlık bir uzunluk olmuş olacak? Logaritma 3 tabanında 180 eksi 3 birimlik. Peki 3 yerine ne yazabilirim ben? Yine 3 tabanında yazmak istersem 3 yerine istersem logaritma 3 tabanında 27 yazabilirim. Bu ifade de ne eşit olacaktır? Logaritma 3 tabanında 180 bölü 27. Evet, 9 ile sadeleştirelim arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 20 bölü 3 olacaktır. Böylece cevabımız Ceyhan seçeneğidir diyoruz. Gerçekten çok çok güzel bir soruymuş. Soru yazarlarına buradan teşekkürlerimizi iletip 10. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada umarım faydalı olabiliyoruzdur. Eğer ki faydalı olabiliyorsak lütfen takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayalım. Ve 10. soruyla devam edelim. Arkadaşlar selamlar, geldik 10. soruya. A ve B pozitif birer gerçel sayı olmak üzere logaritma 2 tabanında A'nın mutlak değeri logaritma 4 tabanında B'nin mutlak değerine eşitmiş. Buna göre logaritma karekök A tabanında B ifadesinin alabileceği değerler çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Haydi bakalım. Şimdi İki tane mutlak değerli ifade birbirine eşitse ne diyebiliriz arkadaşlar? Bu ifadeler birbirine ya doğrudan eşittir veyahut da bu ifadenin toplamı sıfırdır. Yani birbirlerinin ters işaretlileridirler. Eksi logaritma 4 tabanında b. Peki şimdi düzenleyelim. Bakın 2 tabanında a demiş, diğeri 4 tabanında b. O halde bu 2'yi de 4 yapalım. Ne yapacağız o halde? Ne yapacağız? O halde tabanın karesini aldıysam iç kısmında karesini aldım. A kare oldu. Karşı tarafta ne var? Logaritma 4 tabanında B var. Tabanlar birbirine eşit. İfadeler birbirine eşit. Demek ki iç kısımlar da birbirine eşit dedik. Yani A kare B'ye eşit olabilir dedik. İkinci durumda ise yine benzer mantık yapalım arkadaşlar.
Logaritma 4 tabanında a kare oldu burası. Şuradaki eksiği de iç tarafın kuvvetine gönderelim. Logaritma 4 tabanında b üzeri eksi 1 oldu. O halde a kare eşittir b üzeri eksi 1, yani 1 bölü b geldi. Peki buradan da b'yi yalnız bırakabilir istersek b yerine 1 bölü a kare yazabiliriz. Şimdi bizden istenen ifadeye odaklanalım. Bizden istenen ifade neymiş? Logaritma karekök a tabanında b. Peki yalnız ben hep a karelerin b cinsinden karşıtını biliyorum, farkındaysak. O halde arkadaşlar, o halde istersek buraya a kare yapabilmek için hem iç kısmın hem tabanın dördüncü kuvvetini alabilirim. Yalnız böyle aldığım zaman şimdi nereden çıktı ya bu gibi bakışlar olabilir. O halde isterseniz b'yi a'ya benzetelim. Hadi buyurun b'yi a'ya benzetelim. Peki b yerine ne yazabilirim ilk olarak? A kare yazabilirim. Gelin b yerine a kare yazıp bu ifadeyi düzenleyelim. Logaritma karekök a tabanında a kare. Arkadaşlar zaten logaritma fonksiyonu özellikleri konusunda bunlara çokça değinmiştik. O halde biraz hızlı yapma hakkımız var diye düşünüyorum. Ben yine de mealden yapacağım. Logaritma karekök a tabanında a kare ne demektir? Karekök a'nın kuvvetine geldiğinde cevabı a kare yapan ifade demektir. Karekök a'nın karesini alsam a olur. Bir daha karesini alsam a kare olur. Yani karekök a'nın dördüncü kuvvetini almam lazım a kareye ulaşmak için. O halde ikinci durumu da bir inceleyelim hemen. Burada b'yi yalnız bıraktığımız zaman b nedir? 1 bölü a kare, yani a üzeri eksi 2'dir. O halde b yerine bir de a üzeri eksi 2 de yazabilirmişiz dedik. Yani logaritma karekök a tabanında a üzeri eksi 2. Yine aynı mantıkla karekök a'nın kuvvetine geldiğinde cevabı a üzeri eksi 2 yapmak istiyorum. Karekök a'nın karesini alsam a olur. Daha sonra bir de eksi ikinci kuvvetini almam lazım. O halde karesini ve eksi ikinci kuvvetini, yani eksi dördüncü kuvvetini almam lazım diyorum. Böylece arkadaşlar bizden istenen şu ifadenin alabileceği değerler 4 veyahut da eksi 4 olabilirmiş. Bize de bunların çarpımı sorulmuş. 4 kere eksi 4'ten cevap eksi 16 olur diyoruz. Ve Denizli seçeneğini işaretleyerek bu testin de sonuna gelmiş oluyoruz. Arkadaşlar umarım faydalı olabiliyoruzdur. Faydalı olabiliyorsak lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım. Bir sonraki testlerde ve yine diğer konularda da görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın. Acille kalın.